Ev sahipleri boş konutlarını kiraya vermek için kira artış sınırının kalkacağı 1 Temmuz'u bekliyor. 1 Temmuz öncesi ev bulmak zorlaştı. Peki %25 sınırı kalkarsa ev sahipleri boş konutları kiraya verir mi? Ekol TV muhabiri Mevsim Altay uzman konuyla bu konuyu konuşacak. Mevsim söz sende ve konunda. Okan Ateş hayat pahalılığı, enflasyon, ev fiyatlarını da etkiledi ee, özellikle de bu son yıllarda ev fiyatlarında çok ciddi bir artış yaşandı satılık olsun kiralık daireler olsun ancak e, bununla ilgili de hükümet %25 kira artış sınırı getirdi ancak 1 Temmuz'a kadar 1 Temmuz'da o sınır kalkacak peki 1 Temmuz'u olan ki süreçle 1 Temmuz'dan sonra biz e, vatandaşları kiracıları ve ev sahiplerini neler bekliyor İşte işin uzmanı geldik. Burada gayrimenkul uzmanı Cem Koç Yiğitoğlu ile birlikteyiz. Ee, Cem Bey çok teşekkürler yayınımıza katkı vereceğiniz için. Evet bizleri neler bekliyor? Şimdi 1 Temmuz itibariyle çok e, ciddi bir sürpriz yaşamazsak birkaç gün içinde %25 olan kira artışları sona erecek. Neler bekliyor? Diyelim ki e, bir yıl önce 30 Haziran'da, 30 Haziran'da yer kiralamış biri ve 2 Temmuz'da yer kiralamış biri. iki kiracı adayının artışları 30 Haziran'daki 10 bin liradan kiraladıysa bunlar 30 Haziran'dakinin 12.500 lira olacak kirası. 2 Temmuz'dakinin kirası devletin belirlediği oran ne olursa o olacak. Mesela şu anda belirlenen oran 59.65. Yani 15.900 olacak. 12.500 12.501'i 15.901'i. Bir de şöyle bir yanlış algı var herkeste. Sanki 1 Temmuz'dan sonra kiraya verilen yerlerin kira artışı %25 olmayacakmış gibi bir e, algı var ve kiralık dairesini bile kiraya vermeyip Temmuz'u bekleyenler olmaya başladı. Bunun bu bekleyiş yanlış bir bekleyiş. Bugün kiraya vermeyle Temmuz bir Temmuz'dan sonra kiraya verme arasında hiçbir fark yok. Şuna değinmek istiyorum. Şimdi ev sahipleri de aslında e, iki türlü ev sahibi var. Biri gerçekten hani e, bütün tırnağıyla o eve sahip olmuş, emekli olmuş ve o evi kiraya vererek de o kirayla geçinmeye çalışan bir ev sahibi grubu varken... ...diğer taraftan da gerçekten malı mülkü çok daha fazla olan ve evleri fazla gayrimenkul zengini olan ev sahipleri var. Dolayısıyla şimdi ben birazcık daha parayı seven bir ev sahibi olarak... 1 Temmuz'u bekliyorum ki o %25 sınırın kalkmasıyla birlikte ben işte enflasyon oranıyla evimi daha yüksek bir kiradan e, kiralayabilirim. Bu zihniyet yanlış bir zihniyet mi? Yanlış. Evini yeni kiraya vermenin 1 Temmuz'da %25'in artışıyla hiçbir alakası yok. Bu %25 artış daha önce evini kiraya verenlerin, kira artış zamanının gelmesiyle alakalı. Yani 1 Temmuz'dan öncekiler %25 uygulayacak, 1 Temmuz'dan sonra TÜİK'in belirlediği, devletin belirlediği 12 aylık ortalama neyse onu uygulayacak. Yani e, şimdiyle sonra arasında bir fark yok. Bir tane evi olanla 50 tane evi olan arasında da bir fark yok. Peki. Şimdi bir taraftan da bu son dönemlerde özellikle kiracı ile ev sahibi arasında da anlaşmazlıklar var ve bu anlaşmazlıklar da istemesek de mahkemeyle sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla mahkemelerde de çok fazla davalar görüldü. Mahkemelerin de yükü arttı. Sizce bu 125 sınırının kaldırılmasıyla birlikte hukuki anlamda da bir rahatlama olacak mı yoksa bizi daha farklı sorunlar mı bekliyor? Bence rahatlama olmayacak. Hatta artma bile olabilir. Sebebi şu, önceden başlayalım. %25 kira artışı geldikten sonra ne yaşandı? Atıyorum 4 bin lira kiraya oturan biri pandemiyle başlayan süreçle birlikte kiralar anormal arttı. E 4000 liraya otururken aynı özellikle bir daire 10 bin liraya kiraya verilmeye başladı. E 4000 liranın kira artışı geldi 5000 lira oldu %25 ile. E 10 bin liraya kira veren 12.500 oldu ve mal sahibiyle kiracı arasında çatışmalar başladı. Bazı mal sahibiyle kiracı aralarında uzlaştı, ara bir rakamda bir araya geldiler ve kira o oldu, devam etti. Uzlaşamayanlar da mahkemeye intikal etti konu ve mahkemelerde yığılma oldu bu davalarla ilgili. Şimdi ne olacak? Şimdi son bir yıldır kiralar zaten çok yüksek rakamlara gelmişti. E bu yüksek rakamlardan artış oranı da yükselecek şimdi. Artış oranıyla birlikte elde edilen kira geliri belki de piyasa değerindeki kiranın üstüne çıkacak artık. E ters davalar çıkacak. Kiracı mülk sahibini dava etmeye başlayacak bundan sonra ve yine mahkemeler kalabalıklaşacak. Şunu da e, değinmek istiyorum. Özellikle de bu benim yaşadığım bir sorunlardan biri. E, ben kiralık daire bakıyorum ama bulamıyorum. E, özellikle de hiçbir yerde kiralık daire yok. Bununla ilgili e, bunun bir sezonu ya da bir e, mevsimi var mıdır? Kiralık daire bulamamanın en büyük sebebi yeteri kadar inşaat ve gayrimenkul üretilmemesi. Yapılmaması. Bundan dolayı e, talep talebi karşılamıyoruz ve kiralık daire bulamıyoruz. Kiralar da o nedenle yükseliyor. Sezonu var mı? Tabii ki var. Büyük şehirlerde, özellikle büyük şehirlerde üniversitelerin yoğun olduğu bölgelerde 15 Temmuz'dan sonra üniversite sonuçları açıklanıyor. 15 Temmuz'dan sonra hem üniversite sonuçları açıklanıyor hem de memur ve işçi atamaları belli oluyor bu tarihlerde. Bu tarihten sonra kiralık dairelerin neredeyse tamamı çok kısa bir sürede, iki hafta, üç hafta gibi bir sürede kiraya verilir. Çünkü akın akın kiralamaya gelir herkes. Bu kiraya verildikçe de yeni kiraya çıkan yer bir önceki verilenden daha yüksek rakama çıkar ve kiralar artış, e, artar. 15 Temmuz'da 15 Eylül arası kiralama sezondur. Çok teşekkürler ya Cem ya. Bey katkılarınız için. Evet Okan Ateş aslında önümüzdeki günlerde de kiralık dairelerle ilgili sorunların devam edeceğini ancak şu anki etapta yeni alınan uygulamanın %25 kira artı sınırının sonlanmasının iyi olduğu da söyleniyor söz sizde.